Kanalıma hoş geldiniz. Geçen videomuzda bu hırka, patikler ve şapkamızın bu takımımızın hırkasını görmüştük. Bu yeni doğan takımıydı. Şimdi bugün de şapkayı örelim istiyorum. Şöyle altıgen bir motif yapacağız. Trabzanlar ve zincirlerden oluşuyor. Şimdi onun için şöyle sihirli halka ile başlayacağız. Göstereyim şöyle. İki parmağımı alttan yukarıya doğru iki sefer doluyorum. Aradan tığımı geçirdim. İpliğimi aldım ve bir zincirle sabitledim. Bir zincir vardı. İki, üç zincir çekiyorum. Ve ilk trabzanımı ördüm. Zincirle birlikte 2 oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yine 2 tane trabzan. İkili trabzan örüyoruz. Gördüğünüz gibi. Aralarda birer zincir. Her iki trabzanın arasında bir zincirimiz var. 2, 4, 6, 8, 10. Bir zincir daha çektim. Ve son iki tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi şu uzun kalan ipi çekiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi çektiğim ip bir tanesi küçüldü. O küçülmüş olandan tutuyorum. Çekiyorum. Ve yuvarlağımı kapatıyorum. Şimdi tekrar bu açıkta kalan ucu çekiyorum ve ortadaki boşluğumuz kapanmış oldu. Bu ipin fazlasını kesebiliriz. İki sefer doladığımız için sağlam oldu. Evet, toplamda 12 tane trabzan oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi sonunda bir zincir daha çekiyoruz. Ve şuraya sabitliyorum. Zincirin tepesine. 3 tane zincir çektim. Ve yanındaki trabzana baktım. Trabzanımı ördüm. Şimdi yaptığımız işlem şu. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şöyle 2, 4, 6, 8 diye çoğalacak bu. Aradaki boşluklarda birer tane arttıracağız. Şimdi trabzanı yaptım. Bir tane boşluğa ördüm. Dönüşte bunu tamamlarken buraya öreceğiz. Başlangıç yerimiz tam ortada kalıyor çünkü. Tekrar bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane yaptım. Trabzanlarımı örüyorum. Gene bir tane boşluğa örüyorum. Ve 2 olan trabzan sayısı 4'e çıkmış oldu. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan. Trabzanların her birine bir tane. Boşla yine bir tane. Bir zincir. Bir tane buraya. İkinci. Üçüncü. Dördüncü trabzan. Gördüğünüz gibi 2, 4. Bir sonraki sırada 6 olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. İki, üç, boşluğa da bir tane, dört. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar bir, trabzanlarımı örüyorum. İki, üç, bir tane daha boşluğa örüyorum. Dört.
bir zincirimi çekiyorum. Burada 3 taneydi. Boşluğa bir tane örüp dördüncüye tamamlıyorum. Ve zincirin tepesine batıp kaydırma zinciriyle sabitliyorum ve burası da 4 tane olmuş oldu. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Yanındakinden itibaren 2 3 bir tane de boşluğa örüyorum. 4. Dönüşte şuradaki trabzanın tepesini öreceğiz. 5. Bir tane de boşluğa yapacağız. 6 olacak. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa 1. Trabzanlardan devam ediyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 boşluğa da bir tane yapıyorum. 6. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Son dilimimi yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi burada 4 tane trabzan vardı. Birini boşluğa örüyorum. Birini de şu trabzanın tepesine örüyorum. 4 de burada vardı. 6'ya tamamlanmış oldu. Ve zincirin tepesine birleştiriyorum kaydırma zinciriyle. Gördüğünüz gibi şöyle 6 tane trabzanımız oluştu. Birleştirme yeri ortada kalıyor. Gördüğünüz gibi altıgen bir motif oluşmaya başladı. 2 sıra daha öreceğiz bu şekilde. 3 zincir çekerek devam ediyoruz şimdi. Trabzanların tepesine 1, boşluğa 2. Eğer sizde bu böyle içe doğru kasıyorsa 2 zincir de çekebilirsiniz. Ben de bir tane yeterli geldiği için ben bir zincir çektim. Evet arkadaşlar, ben şimdi şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. Bunda 5 sıraydı. Ama bu yeni doğan şapkası olduğu için küçük olması gerekiyordu. 5 sıra baktım, bu iple gözüme, bu daha kalın olduğu için gene de küçük geldi. Bir sıra fazla ördüm. Yani her bir dilimde 12 tane trabzan var. Aralarda birer zincir. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Birleştirdim burada zincirin tepesine. Hemen dibine batıyoruz. Bir sık iğne. Ve yandaki trabzandan devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Ortadaki boşluğumuzu bir tane yapıyoruz. Ve trabzanların üstünden devam ediyoruz. Böyle 2 sıra arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan düz 2 sıra sık iğne öreceğiz. Evet, şöyle göstereyim. İlk sıramı bitirdim. Son trabzanımın üstüne sık iğneyi yaptım. Baştaki sık iğneye batıyorum ve kaydırma zinciri yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar dibine batıp bir sık iğne yapıyorum. Ve her bir sık iğnenin tepesine birer tane arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Birer tane, birer tane sık iğnemizi örüp bu ikinci sırımızı da örüp geleyim. Evet arkadaşlar, son sık iğnemi de ördüm. İlk baştakine batıyorum. Şöyle kaydırma zinciriyle kapatıyoruz. Şimdi şu dilime gelene kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kaydırma zinciri yapacağız. Çünkü şu dilim bebeğimizin ense kısmı olacak. Yani şapkanın enseye gelen kısmı olacak. O yüzden bir dilimi boş bırakacağız. Ve diğer kalan taraflara örneğimizi kuracağız. Şimdi her sık iğnenin tepesine batarak sıkmadan şöyle gevşek bir şekilde kaydırma zincirlerimizi atıyoruz. Dilimin başına gelene kadar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Evet, tam ortadayız. Şu bir dilim boşluk bebeğimizin ense kısmına şapkanın şöyle taktığımızda enseye gelecek olan bölümü, şöyle bu kısımda gidip geleceğiz, modeli kuracağız şimdi. Modeli kurmak için de şimdi her zamanki gibi tersinden kuruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Çevirdik. Ve hemen tabii kaydırma zinciri attığımız için kaydırma zincirinden örmemiz gerekiyor şimdi. Şurada kaydırma zincirinden batacağız. Hemen dibine bir tane ikili trabzan yaptık. 3 tane zincir çekiyorum ve şu ördüğüm trabzana modeli kuruyorum. 4 tane zincirle beraber 4 tane trabzan olacak. 3 tane öreceğiz yani. Ördüm. Üstüne doladım. 1, 2, 3 atlayıp 4.sine şu kaydırma zincirlerini geçene kadar birazcık zorlanacağız. Evet. 4. sık iğneme battım. Yine bir trabzan ördüm. 3 zincir çekiyorum ve trabzanın içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Aynı hırkada yaptığımız gibi modelimizin ilk sırasını kuruyoruz. Doladık. 1, 2, 3 tane atladım ve 4.'ye battım. Trabzanımı ördüm. 3 zincir çekiyorum ve trabzana 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3 atlıyorum 4.'ye. Trabzan yaptım. 3 zincir çekiyoruz. Ve 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Bu şekilde böyle komple gelelim. Ta ki şu dilimin şu kısmına kadar, şuraya kadar, bu kadar bir dilimlik yer boş kalacak. Şu sonlara doğru yaklaştığımda ben örüp geleyim hemen. Evet arkadaşlar, şurası dilimim ve köşeye gelmek üzereyim. Evet, buraya batsam bir tane ilmek kayıyor, o fark etmez. Ve son modelimizi koydum. Böyle sayılara falan takılmayın. Yani şurada aslında tam köşe gibi de duruyor, yani hiç sorun etmeyin onu. Gördüğünüz gibi bu ense kısmımız ve komple çevresine modelimizi koyduk. Kaç tane koymuşuz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane model oldu bende. Tabi siz şimdi hani bebeğinizin kafasına göre, ben bir sıra fazla ördüm biliyorsunuz. 6 sıra yaptım. 5'ti normalde. Ama bu hani 3 aydan itibaren yaşına kadar kullanabileceği için şapkasını da birazcık büyük yapmak istedim. Siz ölçerek yaparsınız. Belki sizinki 5 sıra tam gelir. 2 sırada sık iğne. Sizde belki 13-14 model olur. 15 model olur. O hiç sorun değil. Kaç tane denk gelirse. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Hırkada nasıl yapmıştık? Şu başlarda olan zincirlere yatay olarak öreceğiz şimdi trabzanlarımızı. Model biliyorsunuz 3. sıradan itibaren ortaya çıkıyordu. Ve 4 tane ördüm. Aralarda 3 zincir çekiyoruz. Ve diğerini zincir çektiğimiz kısmına trabzanları örüyoruz. Gördüğünüz gibi şu alttaki trabzanın 3 zincir çekip trabzanları örmeye başlıyorduk ya, o zincire örüyoruz. Bu sıramızı bu şekilde örelim.
Üçüncü sıranın başlangıcını da göstereyim. Ondan sonra şapkanın şu ön kısmını tamamlayacağız. Evet, ben sıra sonuna geldim. Şimdi son 3 zincirimi çekip en sondaki zincire son trabzanlarımı yapıyorum. Ve 4 tane trabzanımı ördüm. Dönüşlerde 5 zincir çekiyorduk ve geri dönüyoruz. Şimdi artık şu trabzanlarımızın şu kısımlarına batacağız. Yani bu taraftan giderken en sonda kalan trabzanları batarak devam edeceğiz. 4 tane trabzanlarımızı trabzanın içine öreceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi şuraya şu trabzan şu aradaki boşluğa batıp öyle öreceğiz. 3 tane zincir çekiyoruz hep aralarda biliyorsunuz. Evet, battım. Ve 4 trabzanı oraya örüyoruz. Üç zincir. Bir sonraki modelde şu en son trabzan. Ve bu şekilde dönerken 5 zincir çekip döneceğiz. Bir dahaki sırada da bu tarafta kalan. Hep bu en sonda kalan trabzanlara. Şimdi şöyle ikiye katlayalım. Şimdi ben bunu bir 9 sıra örmek istiyorum. Bunda 7 sıra ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra örmüş oldum. Bunu da biraz daha büyütmek istiyorum. Çünkü daha büyük bir bebeğe kullanılacağı için. Bir bakacağım 7 sıra nasıl olacak. Duruma göre 2 sıra daha olmazsa fazladan öreriz. Şimdilik bir 7 sıra örelim. Eğer yeni doğansa 7 tamamdır. Bebeğiniz yanınızda nasıl olsa ölçebilirsiniz de. Baktınız 7 sıra az geldi. 2 sıra daha ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bir 7 sıra öreceğim. Bakacağım duruma göre. Olmazsa ya 8 ya 9 sıra. Bir 2 sıra daha arttırabilirim. Şimdi örelim. Dediğim gibi 7 sıra tam geldi benim örgüme. Şimdi şunun ölçüsünü de böyle şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela çocuğunuzun kafası alından itibaren arkadan alından kafa çapını ölçebilirsiniz. Diyelim ki işte 3-6 ay arası bebek standartlara göre 36 santim. Diyelim ki 36 santim kafasının çapı. Bunun şöyle arkadan öne doğru olan ki mesafeyi 36'yı 2'ye bölüyoruz. 18 santim yapıyor. Yani 16 santim gibi falan ördük mü ölçü tam oluyor. Yani birisine hediye yaparken göz kararı öreceksiniz. O şekilde şey yapabilirsiniz. Ölçüyü tutabilirsiniz. Ama tabii kendi çocuğunuzu örüyorsanız çocuğunuz yanınızda olacağı için kafasına giydirip yani çok böyle fazlalık dışarı taşmadan hani böyle göz kenarından itibaren böyle çenesinin altından bağlanacak şekilde yapabilirsiniz. Evet, 7 sırayı ördüm ben. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi ön yüzü oluyor bu kısım. Bu taraf tersi oluyor. Ön yüzüne gelen kısımda modelimizi bitiriyoruz artık. Bitiş sıramız biraz farklı. Hırkada da göstermiştim onu. Şimdi 5 zincir çekip dönüyoruz tekrar. Modelimizi 5 zincir çekerek döndürüyorduk ya. İlkini buraya trabzanımızın ayağına ilk dörtlümüzü yapıyoruz.
ikili trabzanları. Şimdi 3 zincir çekip bir diğerine atlıyordum. Şimdi burada zincir çekmeden direkt bir alttaki modelin son trabzanına 4 tane trabzanımızı öre öre modelimizi kapatıyoruz. Zincir çekmeden bir sonrakine. Bu sıramızı bu şekilde örüp şapkamızı bitireceğiz. Şimdi 8. sırayı örmüş oluyoruz ve mesafe benim için tam uygun geliyor. Gördüğünüz gibi şu zincir olayı olmadan bu şekilde modelin kapanışını yapıyoruz. Sırayı örelim. Sıra sonunda tekrar buradayım. Evet, sıra sonunda geldim. Şimdi en sonunda şurada yaptığımız gibi 3 tane zincir çekip şu bir alt sıradaki son trabzanın tepesine şöyle kaydırma zinciriyle sabitleyip bir zincir çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz. Şimdi burası ön yüzü tabi. Bunu iç taraftan şöyle aralardan tığımızla saklayalım. O kordonun örülüşünü de göstereyim ben size. Şöyle ipinizi, yani tahmini olarak şöyle ucu birazcık sarkacak şekilde etrafından dolaştırın, diğer tarafından. Yani yaklaşık şöyle bir metre kadar bir ip bırakın. Şöyle ucu burada. Şimdi bu bıraktığınız fazlalık ipi kendinize doğru, içe doğru alın. Şöyle bir tane zincir çekiyoruz. Bu ipim burada. Tığımın üstüne doluyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Doluyorum, birlikte örüyorum. Tığıma doluyorum, birlikte örüyorum. Üstünden atıyorum ve örüyorum. Atıyorum ve örüyorum. Bu şekilde. Hani zincir çok ince oluyor. Bu biraz daha dolgun duruyor. Bu şekilde istediğiniz uzunluğu elde edene kadar örebilirsiniz. Bu kadar kolay. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi. Kordonumuzu örüyoruz ve bu şekilde deliklerin arasından geçirip şapkamızı tamamlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. İlk videomuzda hırkamızı örmüştük. İkinci videomuzda şapkayı ördük. Bir sonraki videoda patiklerini öreceğiz ve bebek takımımız bitmiş olacak. Üçlü bir takım oldu. Hırka, şapka ve patik. Evet, patikleri öreceğimiz videoda görüşene kadar şimdilik kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız çok memnun olurum. Yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirip tümünü işaretlerseniz kanalıma yüklediğim her videodan anında haberdar olursunuz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Yorumlarınızı esirgemeyin. Like'larınızı esirgemeyin lütfen. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.